Ali İmran 128 kırık meal. Leyse olmadı kim için leke senin için. Neden olduğu halde minel emri emirden kulların işlerinden olduğu halde ne? Şeyün hiçbir şey yani var olacak bütün işler ancak Allah'a aittir. Sen kulları korkutmak için gönderilmiş bir peygambersin. Onların yaptıklarından mesul değilsin. Allah sana cihatla emrediyor ki bu cümle matuf ile matuf aleyh arasında mu'terizedir. Dolayısıyla bundan sonra gelecek اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ bundan evvelki ayeti celilede geçen لِيَقْضَعَ ya atfedilmiştir. Buna göre mana Allah Bedir'de size yardım etti ki onların bir kısmını parçalayıp atsın veya mağlup etsin. اَوْ يَتُوبَ yahut da tövbe etsin dönsün kim üzerine aleyhim onlar üzerine yani onları İslamiyet'e kavuşturup tövbeye muvaffak ederek af buyursun. اَوْ يُعَذِّبَ yahut da azap etsin kime hüm onlara yani onlar küfürde ısrar edecek olurlarsa kendilerini küfür içinde öldürerek ebedi azaba çarptırsın. فَاِنَّهُمْ çünkü onlar kimlerdir? Zalimun, zalimlerdir. Yani küfürlerinde ısrar edenler bu küfürleri sebebiyle azaba müstehaktırlar. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ kullarımın işlerinden hiçbir şey sana ait değildir. Allah size Bedir'de yardım etti ki kafirlerden bir kısmını kessin veya onları perişan etsin yahut Müslüman olsunlar da rahmetiyle ve tövbelerini kabul etmek suretiyle onlara dönsün ya da kafirlikte ısrar ederlerse onlara azap etsin. Çünkü kafirlikte ısrar ettikleri takdirde onlar zalimdirler. Dolayısıyla azaba müstehaktırlar. Yani kulların bütün işlerinin sahibi ancak Allah'tır. Sen ise ancak kulları korkutmak ve onlarla cihat etmekle emrolunmuş bir kulsun. Dolayısıyla onların bu hallerinden mesul değilsin.